Günaydın. Sesim çok kötü. Şimdi yatağımı toplayacağım. Çok dağınık. Şimdi voleybol kıyafetlerimi aldım ve üzerimi değiştireceğim. Herkese selam. Günaydınlar hepinize. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sanırım ben videonun girişini buraya kadar yapmadım. Çünkü yeni uyandım. Yeni uyandığım için de konuşamadım. Hatta sesim bile şu an kötü geliyor olabilir. Ben şimdi size normal bir cumartesi günü vloglayacağım. Normalde ben işte hani özel günlerde gezmeye giderken vesaire vlogluyordum. Fakat bugün normal bir cumartesi nasıl geçiyor onu sizlere göstereceğim. Şimdi şu anlık saatlerimiz 10 civarında ve benim voleybolum 11'e başlıyor. Biliyorsunuzdur hani voleybola gidiyorum. 11'e kadar hazırlanmam gerekiyor. Orada olmam gerekiyor yani. Bu şekilde üzerimi değiştirdim. Şimdi de voleybol için çantamı hazırlayacağım. Çantama su, dizlik vesaire öyle şeyler koyuyorum. O zaman şimdi çantamı Evet, şimdi mutfağa geldim. Birazdan kahvaltı yapacağım. Fakat kahvaltı yapmadan önce boğazımda böyle bir gıcık var. Hani sabahları servisteyken oluyor genelde. Ve buraya bir gıcık geliyor, tamam mı? Öksürüyorum. Hani korna sancaklar diye de öksüremiyorum ama korna değilim zaten. Hani öksüremeyince de burada gıcık iyicene oldu yani. Şimdi bal yiyeceğim. Bal da çok güzel yani, öyle acı yani. Evet, şimdi kahvaltımı hazırladım. Azıcık sizlere de göstereceğim. Spor gitmeden önce bu şekilde bir tane yumurta, dilimlenmiş muz ve pizza. Sonra burada limonatam var ve de burada minik bir çikolata var. Ya yani voleyboldayken çok yoruluyorum. Onun için hani yumurta yemeye falan dikkat etmeye çalışıyorum. Ama daha tam olarak alışkanlık halinde değil. Şey ya, YouTuber'ın şeysi. YouTuber nerede? YouTuber abi. Ben böyle. YouTuber. Evet. Benim suyum nerede? Bu herhalde. Olabilir. Herkes aslında son alıyor. Ben de evet, şimdi antrenman bitti. Babamı bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben eve geldim. Bu arada aldığım ürünler gelmiş. Sizlere de sormuştum hani kutu açılış videoları gelsin mi diye. Bu videoyu bir tane kutu açılış videosu koyacağım. Gerçekten çok tatlış ürünler sipariş etmiştim. Birazdan onları açacağız. Şimdi ben üzerimi değiştirip geliyorum. Evet, şimdi çok güzel bir kargo açacağız. Daha ben de açmadım kargonun içerisinde. Bu şekilde baya büyük zaten kutu. İçerisinde böyle aldığım çok tatlış ürünler var. LED ışıklar, süsler falan. Açıkçası odamı dekore edecek şeyler aldım. Zaten hani birkaç video sonra falan da büyük ihtimalle oda turu videosu gelir. Oda turu videosunda da bu ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Ürünler bu arada Torf Butik'ten, yine sitenin ismini buraya bırakacağım. Şimdi hemen açmak istiyorum çünkü ben de baya sabırsızım. Şöyle hemen açalım. Ya
Ya benim kadar kutu iyi açan yoktur yani. Hiçbir YouTuber'da böyle göremezsin. Sonunda açıldı çok şükür yani. Hemen şöyle açalım. İlk önce böyle bir defter çıktı. Hayallerinin peşinden git yazıyor defterde. Bu şekilde düz yapraklı ve bayağı kalın. Evet, böyle bir defter. Sonraki ürünü hemen açıyorum. Bu da Nutella'lı yastık. Bu yastığı kardeşim için aldım. O çok beğenmişti bunu. Çok istiyordu. Bu da böyle pofilik pofilik bir yastık. Al bakalım. Bir sürü ürün var. Şöyle bir bakar mısınız şuraya? Hemen ilk elime geleni alıyorum. Bu da bu şekilde bir led ışık gökkuşaklı. Ondan sonra burada yaprak modelleri var. Bir sonraki ürüne geçelim. Bir sonraki ürünüm de hemen bu şekilde. İki tane şapka var içerisinde. Birincisi bu şekilde. İkinci olan ise bu şekilde. Böyle buralarında süsler var. Bir sonraki ürünüm ise bu da benim yastığım. Ben de bu şekilde bir YouTuber olarak böyle bir yastık seçtim. Hemen bunu da açalım. Böyle minnak tatlış bir yastık. Evet, böyle gördüğünüz üzere ürünler bitmiyor. Gerçekten çok güzel. Burada minik bir kutu karşılıyor. Gözlük kutusu, hemen buna da bakalım. Evet, bu ürünü de ben uzun süredir istiyordum. Zaten gözlük kullanmıyorum. Mavi ışıktan koruyan gözlük diye de geçiyor. Ben de böyle bir gözlük almak istedim. Çünkü edit yaparken falan gözlerim aşırı yoruluyor. Bunu takalım hemen. Nasıl oldu? Çok büyük oldu kesin değil mi? Bakayım aynaya. Ooo, bu ne? Çok büyük. Ay vallahi çok büyükmüş be. Ama bayağı büyükmüş. Bence çok güzel oldu. Neyse, amaç gözümüz ışıktan korunsun. Evet, şimdi bir başka ürüne geçelim. Bir kar küresi. Çünkü hatırlıyorum böyle bir şey sipariş ettiğimi. Çok minnak. Hemen açalım. Böyle iki parçadan oluşuyor. Başı. Çok korkarım böyle şeyin kırılmasından. Cam bu sadece ve içinde böyle güneş sistemi var arkadaşlar. Çok iyi. Ve bu ışıklı. Bakın. Rengarenk yanıyor ve üzerinde güneş sistemi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hem renkli hem de üzerinde güneş sistemi var. Ben bunu masama koyacağım. Gerçekten çok şık. Böyle içerisinde bu şekilde minik minik süsler bırakmışlar. Yani böyle hediyeler bunlar açıkçası. Bu da Toy Boutique kartı. Yine bir tane daha gözlük geldi. Evet, bir diğer ki ürünleri de hemen açmak istiyorum. Bu da led ışık arkadaşlar. Bununla açıkçası çok açılacak bir şey yok. Minik minik led ışıklar var. Ondan sonra burada böyle arkadaşlık yüzük seti var. Ve böyle çorap var. Onları da hemen açmak istiyorum. Uykudan mesela uyandığınız zaman elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız. Saçlarınız öne görüyor. Bu bandı takabilirsiniz. Evet, sonraki ürün ise bu şekilde bir tablo. Ve son olarak da böyle bir kalemlik çıkıyor. Ve son olarak da bu şekilde 2 adet çorap aldım. Gördüğünüz bir sürü ürünü Toy Boutique'den ulaşabilirsiniz. Gerçekten ürünler çok şık ve özenle hazırlanmış. Evet, bu şekilde de size bir minik kutu açılış alışverişimi gösterdim. Evet, bakın buraya şey yaprakları koydum. Sizlere gösterememiştim. Böyle duruyorlar. Bunu da buraya koydum. Evet, bu arada biraz bu haftadan bahsedeyim sizlere. Bu hafta benim sınav haftamdı ve bayağı yoğun geçti. Sınavlardan bitmeyen bir tek fizik kaldı. Yani sınavlar bitti diyebilirim sizlere. Gerçekten çok yorucu bir hafta oluyor. Sınav haftasının yorgunluğu bir ayrı oluyor. Ben cuma günü zaten eve geldiğim gibi direkt uyudum. Çünkü çok yorgundum yani, başım falan da ağrıyordu. Sınavlarım böyle genel olarak baktığımızda güzel geçti. Şu an çok açıklanmadılar yani. Bir Almanca açıklandı herhalde. Ondan da 95 almışım zaten. Çok iyi. Almanca'ya ben hani... Şu çok Almanca ben açıkçası eve geldiğim gibi tekrar yapıp falan çalışmıyordum ama cumartesi, pazar günü çok çalıştım Almanca. Pazartesiydi sınav zaten. O yüzden bayağı yüksek aldım. Böyle açıklanan oldukça söylerim sizlere. Edebiyat, hani edebiyat sınavım da güzel geçti. Şu anlık edebiyattan bir yanlışım var. Yani büyük ihtimalle 95 vesaire alırım, bilmiyorum. Bir de şey var, bu pazartesi, şimdi gelecek pazartesi benim İngilizce kursunda kur geçme sınavım var. O yüzden bugün İngilizce çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Geçen kur geçme sınavım gayet iyi geçmişti. Şimdiki bir tık daha zor olacak. O yüzden bir tık da streslendim şimdi. O yüzden İngilizce çalışmam gerek. Birazdan böyle hani telefona vesaire bakacağım. Ondan sonra da hemen çalışmaya geçmek istiyorum hızlıca. Umarım geçerim kuru. Ben zaten hani videolarımda söylerim size geçip geçmediğimi. Bakın.
Bir saniye sesini de açayım hemen. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Çok küçük duruyorum ya. 3000 abone aldık. Gerçekten çok teşekkürler. Bu kadar büyüyeceğimizi biliyordum ama bu kadar erken olacağını gerçekten inanmıyorum. Videodayken 3000 abonem varmış ve diyorum ki bu kadar büyüyeceğimizi biliyordum ama bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Ay bir an duygulandım gerçekten. Ben nereye bu videoya geldim bilmiyorum. Neyse devam ediyorum. Aa bisküvi yemeyi unutmuşum. Böyle bir şey odaklanınca unutuyorum ya yemeği böyle. Arkadaşlar 50.000 abone olmak istiyorum. Hemen abone olun. Benim 50.000 abone olunca bana minik bir kutlama yapmak istiyorum. Evet şimdi İngilizce çalışacağım. Ben size böyle ufak kesler koyacağım çalışırken, yani koymuşumdur şu anda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda böyle ders çalışma gününün dışında sizlere bir vlog sundum. Bence gayet güzeldi. Sizlere doğal bir cumartesi günümü gösterdim. Bundan sonra da işte akşam yemeği yiyorum. Ondan sonra içeri geçip genelde ailemle vakit falan geçiriyorum. O şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok hoş olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.